Tarih ve insan. Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için yürüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır. Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programına hoş geldiniz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Teknik yapımında Muhittin Sami Yayıngöl bulunuyor ve bendeniz Fehim Harmanş'a sunuyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Nasılsınız? Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Özledik. Sevgili dinleyicilerimize de hepsine hayırlı akşamlar diliyoruz. Ben de iyi akşamlar diliyorum. Efendim, canlı yayın iletişim bilgilerimi hatırlatalım öncelikle. tgrtfm@tgrt-fm.com.tr Diğer e-mail adresimiz de ahmet@ahmetsimsirgil.com ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam, 3 haftadır Mevlana Muhammed Celaleddin Rumi Hazretleri'nin hayatını, eserlerini, fikirleri, hizmetleri konusunda dinleyicilerimizle hasbihal ettik. Evet. Zevkle dinledik. Teşekkür ederiz, sağ olun. Bu konuda sevgili dinleyicilerimizden çok müsbet yorumlar aldık, tenkitler aldık. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu hafta da malum son günlerde genel olarak tarihe güzel bir yöneliş var. İnsanlarımız gerçekten merak edip okuyorlar. Tabii yayıncılar da boş durmuyorlar, yazarlarımız. Güzel güzel kitaplar çıkıyor ama biraz da onlar yönlendiriyorlar, evet, galiba. Kitaplar çıktıkça o kitapların, evet, satılması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla da kanal TV'lerde, yorumlarda, evet, sık sık tarihe atıflarda bulunuluyor. Tarihi, evet, meseleler değerlendiriliyor. Evet. Bu haftaki konumuz, son çıkan bir kitap var. Şah ve Sultan. Evet, bana da çok sualler geldi okudum. Evet. Profesör Doktor İskender Pala Bey'in hazırladı. Bu konuda önce bir giriş yapalım. Bu kitap özellikle tarihi romanlar nasıl olmalı? Siz okudunuz tabii, biz de okuduk ama biz tarihçi gözüyle bazı olayları size sormak istiyoruz. Aslında şimdi ben kitabı, bu tip kitaplara, evet, yani zamanım da yok diyebilirim. Okumak noktasında biraz uzak duruyorum da diyebilirim. Yani genelde bu tip romanlar bizde bellidir. Bunu İskender Pala Bey için söylemiyorum. Evet. Bizde genelde tarihle ilgili yazılan romanlar çarpıtılarak yazılır. Genelde bu böyledir. Maksatlı yazılır. İdeolojik yazılır. Evet. Roman çok önemlidir tabii. Tarihi roman dediğimiz zaman çok çok önemlidir. Dolayısıyla ben açıkçası şayet bir TV kanalında, Kanal Türk'te, Teke Tek programında İskender Pala Bey'i dinlememiş olsaydım belki de okumayacaktım. Benim eseri okumama biraz da bir program sebep oldu diyebilirim, evet, açıkçası. Şimdi tabii tarihi roman üzerinde biraz durmak lazım. Tarihi romanlar çok önemli. Mesela şimdi Fehim Bey, siz belki ilkokuldaki tarih bilgilerinizi, ortaokuldaki tarih bilgilerinizi, ortaokuldaki öğrendiğiniz tarih bilgilerini, o gün için öğrendiklerinizi diyorum, daha sonra öğrenmemiş, hiç duymamış olsanız hepsini unutmuşsunuzdur, unutursunuz. Doğru. Ancak ortaokulda okuduğumuz bir romanı kolay kolay unutmazsınız.
veya o romandan zihninizde kalan tarihi bir bilgiyi kolay kolay unutmazsınız. Yani romanla verilen bilgi zihinlere kazınıyor. Hikayeyle, romanla, şiirle bazı hususlar zihinlere kazınıyor. O unutulmuyor. Ancak normal bir tarih dersi, tarih bilgisi çok rahat bir şekilde unutulur, çabuk unutulur dersi itibariyle düşündüğümüzde. Bu sebeple romanı ve hikayeyi kullanırlar insanlar. Tabii bunun Avrupa'da da kullanılıyor, tarihi romanlar. İdeoloji olarak da kullanılıyor. Vermek istediklerini allayıp pullayıp, değil mi? Siz evet. Onu tatlandırıp öyle sunuyorsunuz. İşte o zaman unutulmuyor. Fakat Avrupa'da ben genelde bakıyorum, tarihi hadiselere daha bağlı kalıyorlar. Yani şimdi tarihi roman dediğimiz zaman, tarihte yaşamış şahsiyetlerin etrafında dönen hadiselerdir. Hayali değil yani. Hayali değil. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'i yazıyorsunuz. Fatih Sultan Mehmet, burada Çandarlı Halil Paşa, burada Zağnos Paşa, burada Şahabettin Paşa, burada Fatih'in annesi Hüma Hatun, hanımı Sitti Hatun. Yani bir takım tarihi şahsiyetler var. Bunlar mutlaka olacaktır öyle bir romanda. Evet. Olmazsa olmaz. Fakat siz bunun yanına, bu bir romandır netice itibariyle, mutlaka tam manasıyla tarihe sadık kalacak diye bir şey söz konusu değil. Bilmediğimiz bazı şeyler de yazacaklar. İşte hani Fatih'in fedaisi Kara Murat deniyordu. Şimdi bu Kara Murat tarihi bir şahsiyet değil. Filmleriyle büyüdük. Yani belki 100 tane Kara Murat vardır ama tarihi bilinen bir şahsiyet yok. Dolayısıyla siz Kara Murat'ın etrafında bilinmeyen nice şeyleri yazarsınız. Doldurursunuz, içini doldurursunuz, genişletirsiniz. Veyahut Fatih'e aşık olan bir başka bayanı daha yazarsınız. Bu tarihen bilinmiyordur. Evet. Atıyorum Gülsüm Hatun vardır. Bu bilinmiyordur şimdi tarihte. Dolayısıyla siz onu da yazarsınız. Onun etrafında da bir şeyler geliştirebilirsiniz. Bunları, fakat burada şimdi romancı bunları da geliştirirken Fatih'in şahsiyetini bozmadan, yani o geliştirdiği obje Fatih'e uygun olur. Yazılan yazılar bu Fatih'in şahsiyetine gidiyor. Fatih'in şahsiyetini bilirsin. Değil mi? Evet. Fakat ben diyemem ki ona tarihte böyle bir şahsiyet yok. Diyemem. Ama siz Fatih'in hanımını, Çandarlı Halil Paşa'yı veyahut da Fatih'in bizzat kendisini, Zağnos Paşa'yı yazarken onun yapmadığı bir şeyi yaptı göstermek. Onun yapmadığı bir şeyi tarihen yaptı göstermek veya onu tam farklı bir şahsiyet halinde getirmek yanlıştır. Maalesef bizim tarihi romanlarımızda genelde bu işlendi. Bunu belki hani genel tabirdir, sağ sol müspet menfi bakan gibi böyle değerlendirmeleri yaparız. Bir tanesi bunu belki abartarak yaptı. Yani onu seven iki katı abartarak yaptı. Bu da hoş değil. Evet. Ama bir diğeri de bunu onu tamamen kötüleyerek, reddederek, tenkit ederek, değil mi? Evet. Veya yapmadığı şeyleri, kendisinin hiç yapmadığı şeyleri yaptı gibi göstermek suretiyle onu aşağılamak için yazdı. Dolayısıyla da her ikisi de aslında o şahsiyeti kendi olmaktan çıkartıyor. Yani bir şahsiyeti siz, ben, işte Fehim Bey, siz 3 metre boyundasınız dersem seni sen olmaktan çıkartıyor o. Evet. Yani yarın rastlayan birisi Allah Allah biz Fehim Bey şu boyda halbuki böyle. Yani sen olmaktan, bunu benim abartmam da kötü. Hayır işte 75 santimlik boyunda demem de, değil mi? Yani evet. Baktığınız zaman İkisi de gerçeğe yansıtmıyor. Dolayısıyla siz bilinen tarihi gerçeğin dışına çıkmamanız gerekir. Avrupa kendi tarihi içerisinde bunu başarabiliyor. Yani çok az olabiliyor. Onlar da belki %5 ise bizde bu %55'lere fırlıyor. Neden bizde böyle? Çok değişik. Yani bizde bu tür bir uygulamanın hususi bir sebebi mi var? Yani onu mi isteniyor? Yani. Onu tabii zaman zaman değerlendiriyoruz. Bizim Tanzimat'tan itibaren Osmanlı ile ilgili ideolojik bakışlar, Avrupa'nın yazdıkları, bizim Osmanlı padişahlarını İttihat ve Terakki döneminde, Tanzimat döneminde yazarların daha gözden düşürücü hareketleri, Cumhuriyet döneminde tamamen farklı oluşan rejimin
ilim adamlarını da etkilemesi ve onların da aleyhte yazması romancıları da etkiliyor tabi. Yani ne kadar tarihte de zaman çok yanlışlıkların yapıldığını, tarih kitaplarında da bunların yapıldığını sık sık burada değindik. Evet. Bunu romanda daha da rahat yaptılar. Dolayısıyla da aslında ben çoğu kez talebelerimin bazen yorumlarından tarihte hiç olmayan hadiseleri dinliyorum. Yani talebe bir yorum yapıyor. Şimdi bu yorum o padişah hakkındaki o düşünce hiçbir tarih kitabında yazmaz. Ancak genç konuşuyor. Elbette ki bu bunu kendinden uydurmuyor. Bunu bir yerde okudu, dinledi. Bir romanda okudu. İzledi ve onu tarih diye aldı. İzledi veya bir filmde. Netice itibariyle yani siz onu biliyorsunuz. Onun son derece ilim dışı farklı bir şekilde edindiğini tahmin ediyorsunuz ve ona göre cevap veriyorsunuz. Yok çünkü böyle bir şey. İşte o zaman tarih yarın aynı genç bir ilim adamı olarak ilmi noktada baktığı zaman işin içinden çıkamaz hale geliyor. Doğruyu ve eğriyi ayıklayamıyor. Hatta çoğu kez doğrunun düşmanı, hasmı haline gelebiliyor aynı evet. kişi bu şekilde yetiştiğinden. Dolayısıyla tarihi romanların, tarihi roman dediğimiz zaman, ya bu bir şahıs da bilinen aile romanını yazar bir insan değil mi? Yani bilinen evet. bir ailenin romanını yazar. Orada siz onun genel anlayışına, zihniyetine, şahsiyetine uygun davranmak zorundasınız. Değil mi? Yani tarihe mal olmuş kişi. Tarihe mal olmuş kişi, bilinen kişileri. Bilinen. Ya bunları değiştirmeniz son derece yanlış neticeler verir. O sebeple de tarihi romanların o şahsiyet eğer yaşamış, bilinen, net bir kişi ise onun yapmadıklarını yaptı gibi veya yaptıklarını yapmadı gibi göstermek yanlıştır. Ama bunun yanına mutlaka dolduracaktır içerisini, hayali şahsiyetlerini katacaktır, farklılıklar katacaktır, zenginleştirecektir. Bu da romandır. O romanın belli bir kurgusu olacaktır. O kurguya onu oturtacaktır. Padişahı kendi şahsiyeti içerisinde veya padişahın hanımını. Evet. Yani onu ters yüz tamamen etmeyecektir. O zaman onun bunun tarihi şahsiyetler ismi bu olsa da bunlarla alakası yoktur diyeceksiniz o zaman. Evet. Yani asli kaynaklara bağlı kalarak hayal dünyasında menfi şeyler yazmadan geliştirilebilir. Roman. Yani menfi ise menfi yazarsın. Ya varsa, yani oradaki şey tabii, menfi varsa. İse onu öyle yazarsın. Ya farklı senin seçtiğin hayali şahsiyet menfi de düşünebilir, müspet de düşünebilir, farklılıklar da yapabilir. Ya bunlara hiç kimse bir şey demez. Çünkü onu bilirsin ki böyle bir şahıs yok. Evet. Öyle bir şahıs yok. Her toplumda her çeşit insan bulunabilir. Dolayısıyla bizim ona herhangi bir söz söyleme durumunda değiliz. Ancak Yavuz Sultan Selim'i, Yıldırım Bayezid'i, Çelebi Mehmed'i, Osman Gazi'yi bilinen özellikleriyle tarihlere geçmiş net şahsiyeti yaptıkları bilinen özellik bunu değiştiriyorsan işte o zaman yanlış olur. Evet. Oradaki noktayı böyle değerlendirmek lazım. Evet. Doğru. Yani sapla samanı karıştırmamak lazım. Karıştırmamak lazım. Doğru. Peki hocam kitabı biraz incelediniz. Yani size sorular da geldi öğrencilerinizden. Bize de geldi tabii. Böyle çok dikkat çekici gördükleriniz evet. neler? Böyle şimdi hani kitabı önce Kanal Türk'teki bir programını dinlediğim zaman evet. kitabı okuma ihtiyacını hissettim diye bahsettim. Değil evet. mi? Yani evet. Oradaki husus çok önemli. Zira açıkçası ben bir kez Safiye Sultan romanını okumuştum. Evet. Safiye Sultan romanını. O da 3 ciltlik. Daha çok yazdırdılar. Yani onu düzeltmek için bir 3 cilt daha kitap yazmak gerekiyordu Fehim Bey. Değil mi? O romanı düzeltebilmek için 3 cilt daha kitap yazmak gerekiyordu. Baştan aşağı ya tarihi şahsiyetler de var fakat hiç uymayan. Yani ne coğrafi bilgiler doğru, ne tarihi hadiseler doğru, ne Osmanlı'nın genel düzeniyle ilgili verilen bilgiler doğru. Hemen her şeyi yanlış bilgilerdi. Ve onu böyle fakültede talebelerim sorduğu zaman ve bir de kanallara o zaman çok çıkartmışlardı. Bestseller olmuştu kitap. Herkes çıkıyordu. Ve kitabı tabii kitabiyat diye böyle kitap eleştirmenleri olur dergilerde, evet. gazetelerde. Oralarda okuduğum zaman işte haremle ilgili yazılan en güzel kitap denildi. Denildi.
Ya orada. Haremi bu kitaptan öğrenin. Şimdi tabii gazeteler bunlar yüz binlerce satan değil mi? Evet. Okunan çok önemli yayın organları. Dolayısıyla binlerce, on binlerce insan, yüz binlerce insan bir anda bu kitabı alıyor ve sanki bu kitabı doğru diye okuyor. Çünkü eleştirmenlerin yazısı böyle olduğu zaman. Şimdi o zaman biz de Tarih Düşünce dergisinde neresini düzeltelim diye öyle bir ana kapağı vardı. Safiye Sultan romanı ve neresini düzeltelim. Ben orada geniş ve uzun bir kitap tenkidi yapmıştım. Ve bütün hatalarını açıkçası göstermiştim. Şimdi yazmama bu sebep oldu. Okumam ben o romanın en azından nasıl neticede yazılmış bir roman nasıl olduğunu biliyorsunuz. Roman gözüyle bakıyorsunuz. Okursunuz, okumazsınız. Fırsatınız varsa okursunuz. Okumak her zaman bilmek açısından iyidir. Ancak okuma hani bazen insana bir hadise okumanıza sebep olur. Evet. Bunu böyle talebeleriniz dahi hocam işte bunu ne diyorsunuz bunu böyle söylüyorlar en güzel yazılmış kitap falan dediğinizde işte o zaman okuma ihtiyacını hissediyorsunuz, okuyorsunuz. Tabii orada da bırakmıyorsunuz bizim gibi insanların netice itibariyle bir değerlendirme de yapması lazım. Evet. Yani bilen insanların yine bu kitabiyat bu yazan için de iyidir aslında. Mesela ben Safiye Sultan romanını değerlendirme yaptığım zaman onu buraya getirdiler bana cevap vermesi için. Kendisini Türkiye'ye davet ettiler. Buraya geldiler. Benim yazdığım şeyleri kendisine mutlaka arz ettiler. Hatta o zaman söyleşileri vardı, olmuştu. Kadın bizim belki iddialarımızı ve cevaplarımızı dinlediği zaman ben dedi Osmanlıca bilmiyorum. Osmanlıca bilmiyorum. Ben Topkapı Sarayı'na girmedim. Ben hiç çalışmadım. 3-5 tane tarihi şahsiyetin etrafında bir roman yazdım. Ama onları da bilmiyordu. Fakat bu gerçekten açık yüreklilikle çok net bir biçimde durumunu ortaya koydu. Her şeyi belirtti. Ve bunun üzerine de tartışma kesildi. Söyleyecek bir sözü yok. Yani bizim bunları yazmamız onun içinde, toplum içinde, herkes içinde netice itibariyle iyi. Evet. Yani Mertçe söylemiş ama. Bu da... Söyledi, Mertçe söyledi. Yani delikanlı doğru, evet. Derler ya demek tabii. Ki öyle birisi. Yani. Ben bir roman yazdım, bir tarihi hiçbir şey yok dedi. Evet. Ama tabii şuydu, Amerika'da bunu yapmıyorlardı. Osmanlı olunca bunu çok rahat bir şekilde Sokullu Mehmet Paşa'nın etrafında nice şüpheler, nice yanlışlar. O zaman için Kanuni, Kanuni'nin kızı Esma Hatun. Pek çok iftiralar vardı eserde. Evet. Üçüncü Selim'in kızı, özür dilerim. Çok iftiralar vardı. Bunları düzeltmek lazım. Doğrusunu yazmak lazım. Göstermek lazım. Böyle felaket bir romanda yazılamaz. Ancak o kadın kendini biliyor. Türkiye'dekiler ise ona övgü düzüyorlar. Hiç okumadan tarihini hiç mi bilmiyorsun? Biraz da insanın tarihi roman okurken az çok tarihini de bilmesi lazım. Neyin ne olduğunu anlaması lazım. Doğru. Bu da ayrı bir konu. Şimdi Şah ve Sultan Profesör Doktor İskender Pala Bey'in kitabını okumama da açıkçası Kanal Türk'teki bir söyleşi, Teke Tek'teki bir söyleşiyi dinlemem neden oldu. Belki bunu dinlememiş olsaydım ben bu romanı okumayacaktım. Ancak orada bir değerlendirme yapıyordu İskender Pala Bey ve üç cümlede dört büyük hataya düştü. Üç cümlede dört büyük hataya düştü. Bu benim tabii ilgimi çekti. Ve roman hakkında da bir değerlendirme yapmama yol açtı. Okumama ve bir değerlendirme yapmama sebep oldu. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. İskender Bey bu eserin sadece bir roman kurgusu olduğunu belirtmiyor. Tarihi hadiselerin doğruluğu üzerinde de ısrarla duruyordu. Ve nitekim bir tenkide uğramamak için eserin ön sözünde ibare var. Eserin ön sözünde burada mesela pek çok kişiye Alevilikle ilgili görüşlerimi ve orada yazdıklarımı Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kurulundan işte Sayın İlyas Üzüm Bey'den değerlendirmelerini aldığını söylüyor.
Ve yine Alevilikle alakalı görüşlerimi asistanım Kayahan Şahan, Şah İsmail üzerine yüksek lisans tezi hazırlayan öğrencim Nülüfer Kotan, bunlardan yardım aldığını ifade ediyor. Yine yazdıklarını okuyup tarihi açıdan eleştirilerini esirgemeyen değerli dostlarım Profesör Doktor Abdülkadir Özcan ve Erhan Afyoncu'ya teşekkürlerini sunuyor. Şimdi bunları niçin sunuyor? Yani ben bu eseri yazarken tarihi romanı, tarihi bilgileri işin ehline sordum, işin ehline ve onlar da bunu onayladılar. Yani siz burayı okuduğumuz zaman bunun en ehil ellerden tarihi bilgilerinde çıktığını inanırsınız ve dersiniz ki tamam bu romandaki tarihi hadiseler doğrudur. Yani işin yine roman kısmını bilirsiniz. Bunun içerisinde pek çok hayali şahsiyet var. Evet. Bilirsiniz ancak Yavuz'la ilgili, Şah İsmail'le ilgili hadiselerin ve onların etrafındaki tarihi şahsiyetlerin, Taçlı Hatun'un değil mi? Yani evet. Burada ki bilgilerin tam doğru olduğunu düşünürsünüz. Neden? Zira siz işte bunların profesör, doçent bazında ilim adamlarının onayından geçtiğini burada yazılıyor. Dolayısıyla şimdi bir de ortaya böyle bir durum söz konusu. Yani bir iddia var ki burada tarihi hadiseler doğrudur. Ancak ben demin söylediğim gibi söyleşide 3 cümlede 4 hata dikkatimi çekti. Evet. Ve daha sonra bunun tabii bir tanesinin eserde de olduğunu gördüm. Dolayısıyla şimdi İskender Bey acaba bilim adamlarının görüş ve düşüncelerine ne ölçüde kıymet verip düzeltti? Onu bilemiyorum. Yani gerçekten bu ilim adamları baştan sona bunu okudular mı? Okudularsa acaba düzelttiği noktaları İskender Bey onların söylediği gibi düzeltti mi? Yoksa roman kurgusu içerisinde kimini es mi geçti? Bunları bilemiyorum. Bunlar hakkında bir yorum yapmam açıkçası mümkün değil. Ama tereddütlerim var. Çünkü benim kendileri de değer verdiğim çok kıymetli ilim adamları var orada. Dolayısıyla onların bu hataları açıkçası bu kadar kabul etmesi veya geçirmesini çok fazla zannetmiyorum. Bir kısmına katılmamışlar. Belki ciddi okumamışlardır. Belki onların gösterdiği yerlere İskender Bey katılmamıştır. Bu ayrı bir konu. Şimdi tabii Fuzuli'nin bir sözü var. Evet. Ger derse Fuzuli ki güzellerde vefa var. Aldanma ki şair sözü elbette yalandır diyor. Şimdi İskender Pala Bey edebiyatçıdır. Evet. Ger derse Fuzuli ki güzellerde vefa var. Sen güzellerde vefa var derlerse aldanma ki şair sözü elbette yalandır. Şimdi roman da şair sözü de demek ki hatasız ve yalansız olmuyor. Bakın İskender Bey oradaki programda şunu anlatıyordu. Özellikle Şah İsmail'in hanımı Taçlı Hatun Yavuz Sultan Selim'in eline geçti. Çaldıran Savaşı'nda esir edildi Taçlı evet, Hatun. Evet. Şimdi Şah İsmail Taçlı Hatun'a acaba nasıl davranacaklar? Ne gibi muamele edecekler? Diye Şah İsmail'i düşündürüyor. Ve bu düşünüş esnasında Şah'ın şunlar geçiyor kafasından. İşte Yıldırım Bayezid'le Timur Han mücadelesini düşünüyor. Ve Yıldırım Bayezid'in hanımı Timur Han'ın eline geçmişti. Evet. Ve Timur Han da askerlerine onu çırılçıplak soydurmak suretiyle sakilik yaptırmıştı. Şimdi acaba diyor aynısını Yavuz da kendi hanımım için yapacak mı? Şimdi eserde bu geçiyor. Bu geçiyor, bu bilgi. Şimdi bu bilgiyi Kanal Türk'te Yıldırım Bayezid'in Türk olan eşi Timur Han'ın eline geçtiği zaman Timur Han ona sakinlik yaptırdı askerlerine. Yani rakı dağıttırdı, şarap dağıttırdı bugünkü anlaşılan ifadeyle. Ve bir daha Osmanlı padişahları hem savaş meydanına hanımlarını götürmediler hem de bir daha Türk kızıyla evlenmediler. Bakın bu ifadeleri kullandı. Hani 3 cümlede 4 yanlış, 5 yanlış dediğim hususiyet bu. Şimdi bunu teke tek programında bu şekilde konuştu. Baktım aynı şeyi Şah'ın kafasından, aklından, düşüncelerinden doğru bir ifadeymiş gibi eserinde yazmış.
Şimdi tabii burada bizim ilk olarak anlatacağımız şey, diyor ki Yıldırım Bayezid'in Türk olan eşi, bir defa Yıldırım Bayezid'in bu esir düşen eşi Türk değil. Sırp kralının soy olarak. Tabii Sırp kralının o zamanki Sırp kralının kız kardeşi. Despina Hatun. Ona Maria veya Olivera ismi de söyleniyor. Despina Hatun. Bu Türk değildi. Sırplıydı. İkincisi savaşta ele geçmedi. Osmanlılar o zamana kadar da götürmüyorlardı hanımlarını savaşa. Öyle bir adet yok. Böyle bir adet yok. O zaman da götürmemişti. Despina Hatun iki kızıyla beraber Yenişehir'de saklanmıştı. Orada yakalandı ve getirildi. Çünkü Timur'un askerleri Bursa'ya, Yenişehir'e kadar hemen her tarafı zapt ettiler. Evet. Dolayısıyla orada yakalanmıştı ve oradan alınıp getirildi. Şimdi bakın iki tane üst üste hata var. Bunlar getirildiler ve hemen Yıldırım'ın yanına yerleştirildiler. Yine kaynakların ifadesi, getirildikleri zaman Timur Han bunları Yıldırım'ın yanına yerleştirdi deniyor. Şimdi akabinde buradan gelinen nokta, diyor ki bir daha Osmanlılar Türklerle evlenmediler. Aynen. Yani Türk kızlarıyla evlenmediler. Şimdi hocam konu çok hararetli ama isterseniz kısa bir ara verelim. Peki. Malum ikinci bölümde tekrar buluşmak dileğiyle sevgili dinleyicilerimiz. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümünde tekrar beraberiz. Elektronik posta adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam kısaca iki mail var. Mesaj gelmiş. Onları okuyayım. Osman Huzurlu Bey göndermiş. Hocam programınızı zevkle dinliyoruz. Kitaplarınızı da zevkle okuyoruz. Kayıların devamını hararetle bekliyoruz demiş. Cenab-ı Hak kaleminize ve kelamınıza kuvvet versin demiş. Teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Ekibe de teşekkür ediyor TGRT FM ekibine. Bir de sual, Beyza Hamarat Hanım yazmış. Hocam demiş, çok çok teşekkür ederiz. Son zamanlarda çıkan bir filmi sormak istiyor. Malum Mahpeyker Sultan hakkında. Öyle bir iz bırakmış ki, Sultan nasıl biriydi, çok mu kötü biriydi? Demek ki bir kötülük var ki orada. Burada. Evet, doğru. En fazla tartışılan hanım sultanlardan bir tanesidir Mahpeyker Kösem Sultan. Evet. Vaktimiz kalırsa bugün, kalmazsa inşallah haftaya ondan bahsederiz. Teşekkür ederim. Cidden çok tartışılan kimselerden bir Değil tanesi. Mi? Benimle bununla ilgili bir hatıram da vardı. Hem ondan kısaca bahsederek hem de onun hakkında inşallah hem zamanımız kalırsa inşallah. Yoksa haftaya konuşuruz. Biz de iple çekiyoruz onun saatleri. Hocam birinci bölüm sonunda Timur Han'ın Yıldırım Bayezid Han'ın eşini
Despina Hanım nasıl davrandığını anlatıyordunuz. Oradan bir devam edelim isterseniz. Evet, şimdi sadece Despina Hanım değil, orada birisinin adı Paşa Melek olduğu bilinen iki tane de kızı Yıldırım'ın tutuklanıyor, evet, ve getiriliyor. Timurhan bunları derhal Yıldırım'ın yanına veriyor. Yıldırım'ın yanına. Ve gayet iyi davranıyor. En küçük bir yanlış harekette bulunduğuna dair bir şey yok. Şimdi İskender Pala Bey bunu değerlendirirken tabii o Despina Hatun'a sakinlik yaptırdığını ifade ettiği için Osmanlı padişahları bir daha Türk kadını evlenmediler diye ifade ediyor. Şimdi biraz tarih bilgisi bilmesi lazım insanın. Bunu söylediğiniz zaman sizin Fatih Sultan Mehmet'in babası 2. Murat Han'ın, Candaroğlu 2. İbrahim Bey'in kızı Hatice Hatun'la ve aynı zamanda Amasyalı Şad Geldi Paşa'nın kızı, daha doğrusu torunu Yeni Hatun'la evlendiğini, Fatih Sultan Mehmet'in Dulkadiroğlu Süleyman Bey'in kızı Sitti Hatun'la evlendiğini ve yine 2. Bayezid Han'ın Dulkadiroğullarından Alaaddevle Bey'in kızı ve aynı zamanda Yavuz Sultan Selim'in annesidir Ayşe Gülbahar Hatun'la evlendiğini. Bilmiyor musunuz? Kaldı ki daha sonra 2. Osman Han da bu şeyi devam ettirecektir. Fatih'ten itibaren cariyelerle evlenmek bir gelenek olsa bile, bakın Fatih'in oğlu 2. Bayezid, babası 2. Murat, yani Yıldırım Bayezid'den sonra 3 tane, 4 tane, 5 tane padişah Türk kızlarıyla evleniyorlar. Şimdi bir daha hiç evlenmediler bu olay sebebiyle. Bu durum gerçekten tarih bilgisinin bana son derece sığ ve zayıf olduğunun bir ifadesi gibi geldi. Bu tarihi roman yazan bir kimse için büyük bir eksikliktir açıkçası. Ve yine Yıldırım Bayezid'in kızlarından bir tanesini muhtemelen Paşa Mele kendi torunu ile de evlendirmiştir. Ebu Bekir Mirza ile torunu, evet. Ebu Bekir, yani kendisine Yıldırım Bayezid'i dünür yapıyor. Kendi torunuyla evleniyor. Onun kızına veya hanımına son derece kötü muameleyle davranacak olsa acaba bunları yapar mıydı? Kendi torununu alır mıydı onun kızını? Kendi dünürüne dünürü yapar mıydı? Yani şimdi iyi değerlendirmiş. Şayet tarihi bilgiyi eğer şahsiyetin etrafında ters yüz etmezsen daha güzel kurgular ortaya çıkartabilirsin. Yani siz orada Paşa Melek'le değil mi? Evet. Veyahut diğer kızı da olabilir bu. Tam net olarak bilemiyorum. Ancak kesin olarak bilinen şu ki Yıldırım Bayezid'in bir kızını, torunu Ebu Bekir Mirza ile evlendirdi. Siz burada kurgular da yapabilirsiniz. Oraya geldiği gün Ebu Bekir Mirza onu görebilir, aşık olabilir, istetebilir. Yıldırım'la, Timur'la, yani roman gerçek bir hadisenin etrafında. O gerçek hadiseyi çok biz onları bilmiyoruz nasıl geliştiğini. Bunları yaptığınız zaman netice değişmiyor. İkisi, evet, evleniyor. Ama bu evliliği çok farklı bir şekilde siz anlatabilirsiniz. Buna diyebiliriz? 7 gün 7 gece düğünler yapıldı. Bu ayrı mesela bir şey. Yani onunla onun tanışması, görüşmesi, vurulması. Çok şey yapabilirsiniz. Evet. Fakat ötekini gösterdiğiniz zaman bunlar da o aradan kalkar. Siz artık onun hanımına böyle muameleyi reva gören bir insan, onun kızını nasıl torununa evlendirebilir? Bunu şimdi sizin aklınız tahayyül dahi etmez. Düşünemezsiniz dahi. Evet. Öyle yaptığınız zaman. Kapıyı kapatmış oluyorsun. Kapıyı kapatıyorsun. Bir yanlış bilgi, 3-5 tane doğru bilgiyi dahi kapatıyor, yok ediyor. Evet. Artık onları düşünemiyor bile yazar, romancı. Değil mi? Evet. Evet. Bir nebze olsun söylediniz ama Timurhan bunları yapacak bir şahsiyetti, birisi miydi? Şimdi bir de tabii Timurhan'ın şahsiyetini ortada değerlendirmek lazım. Gerçekten şimdi Timurhan Yıldırım Bayezid Han'ın hanımına böyle bir muameleyi gösterebilecek bir kimse miydi? Bir de bunu şimdi Türk derken, Türk değildi derken sanki Türk olmayan birisi hanımı olmuyor. Yani. Sanki ona sakinlik yaptırmak caiz. Bunlar da yanlış şeyler. Bunları da böyle değerlendirmemek lazım. Sırp kralının, Sırp despotunun, Bizans imparatorunun kızıyla evleniyor. Evleniyor yani bunlar. Nikahlanıyor, alıyor onu hür bir kadınla. Bunlar cariye değil. Dolayısıyla yani onu o şekilde de görmek lazım. Şimdi gelelim Timurhan'ın şahsiyetini çok iyi tanıması lazım. Sanırım bu mevzuda
İskender Pala Bey'in Timur ve Tüzükat'ı adlı eseri okuması gerekirdi. Timur'un bizzat kendisinin, kendi şahsiyetini ortaya gösteren bir eser, BKY Yayınlar arasında da Devlet Yönetmek adıyla yayınlandı. Babali Kültür Yayıncılık. Babali Kültür Yayıncılık. Timur'un Tüzükat'ı Timur, büyük başlıkla Devlet Yönetmek adıyla yayınlandı bu eser. Timur Han'ın hayatı ve devlet düsturlarını gösteren 12 maddeyi okuyacaksınız orada. Timur Han'ın şahsiyetini ortaya koyuyor ve devlet yönetmekteki sırları, devlet idaresinin nasıl olacağını, bir devletin nasıl bir cihangir, büyük bir dünya imparatorluğu haline gelebileceğini gösteren, orada çok güzel düsturlar var. Temel düsturlar var, temel prensipler var. Belki de onu, hani siz o gün söylenmiş ifadelerdir. Onu bugünkü modern anlayışı da çevirebilirsiniz. O 12 düsturdan 24 düstur da çıkar. Ama bunlar devlet idarecilerimizin ezbere bilmesi lazım gelen düsturlardır. Mesela orada kendisini, birinci düsturunu biz söyleyelim isterseniz burada. Evet. Birinci hedefi diyor ki, ben Allah'ın dinini ve Hazreti Muhammed'in hükümlerini dünyaya yaymayı esas edindim. Her zaman, her yerde İslamiyet'i tuttum. Şimdi bu Timur Han'ın şahsiyetini gösteren bir düsturdur. Şahsiyetini. Ne diyor? Ben diyor Cenab-ı Hakk'ın dinini ve Hazreti Muhammed'in hükümlerini dünyaya yaymayı esas edindim. Her zaman, her yerde İslamiyet'i tuttum. Siz şimdi bu adama askerlerini sarhoş ve Yıldırım Bayezid'in esir edilmiş hanımına onlara sakinlik yaptıracak bir şey çıkartıyorsunuz bu sözden, bir şahsiyet çıkartıyorsunuz. Bu ifadeyle bu bilgiyi bir araya getirmek mümkün mü? Evet. Yani mümkün değil. Evet. Tamamen zıt. İkinci olarak bakın, kendisi Türklüğe çok bağlı bir kimse. Timur Han aslında ben babası itibariyle Moğol diyorum. Annesi itibariyle de Türktür. Fakat kendini tam manasıyla Türk kabul eden bir hükümdardır Timur Han. Biz ki Mülük-ü Turan emiri Türkistan'ız. Biz ki Türk oğlu Türk'üz. Biz ki milletlerin en kadimi ve en ulusu Türk'ün başbuğuyuz diyerek yine kişiliğini ortaya koyan bir büyük cihangir. Aynı zamanda yine mağlup ve gaza ehli yiğit bir Türk hakanına böyle bir hakareti uygun göreceğine acaba kim inanır? Evet. Kendisi bunu diyecek. Karşı tarafta da Timur Han Yıldırım Bayezid'e çarpmamak için uzun süre direnmiştir. Bunları yine biz burada herhalde bir programda değinmiştik. Değindik. Uzun süre. Hatta kendisine tenkit edenlere Yıldırım Bayezid Balkanlarda Avrupa'ya karşı cihad ehli bir yiğittir. Bu söylediklerinize inanmıyorum. Ve hatta Yıldırım'a 2-3 defa daha mülayim mektuplar göndermiştir Timur. Ondan kendisine bazı bağlılığı isteyen daha mülayim. Yani Yıldırım Bayezid Timur'un büyük bir nefretini çekerek Anadolu'ya gelmiş değildir Timur. Yıldırım Bayezid'e karşı çok büyük bir nefret duyarsınız. Anadolu'ya o şekilde gelirsiniz. Halbuki Timur'u ve Yıldırım'a karşı sevk eden aradaki bazı fitnecilerdir. Aynı şekilde bunlar Yıldırım Bayezid'i de Timur'un üzerine karşı yürütmüşlerdir. O sebeple bu iki sultan savaşın akabinde karşı karşıya geldiklerinde hep gönül alıcı, birbirlerini incitmeyici çok güzel ifadeler kullanıyorlar. Ve bu durum 9 ay boyunca da devam ediyor. Birbirlerini kırıcı, en ağır sözleri kaynaklarda göremiyorsunuz. Şimdi bu kimsenin, Yıldırım Timur Han'ın, siz tutup Yıldırım Bayezid'in hanımına karşı böyle bir muameleyle davrandığını ifade etmek gerçekten aklın alacağı bir şey değildir. Halbuki bu Türk sultanları yabancılara karşı bunları yapmamışlardır. Sultan Alparslan'ın Bizans İmparatoru esir alışı ve akabinde ona karşı davranışı çok meşhurdur. Yıldırım Bayezid'in Macar şövalyelerine karşı davranışı, onlara izzet ve ikramlarda bulunması, onlara affetmesi çok meşhurdur. Yavuz Sultan Selim Han'ın keza Tomanbay'ı aldığı zaman onun hanımına karşı davranışı çok meşhurdur. Ve yine işin en şey tarafı, Yavuz Sultan Selim'in belki de çok nefret ettiği
can düşmanı kabul ettiği, değil mi? Bir evet. Ortada Şah İsmail var ve bu mücadeleyi anlatıyor. Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail'in hanımına karşı biz onu rencide edecek bir harekette bulunduğunu hiç duyduk mu? Evet. Mümkün değil. Bak. Aynı şey. Belki de bunların hani Şia Sünni ortada bir çatışma durumu da var. Halbuki Timur Han'la Yıldırım Bayezid'in arasında böyle bir durum da yok. İkisi de Sünni. Evet. İkisi de Türk. İkisi de Cihangir. İkisi de birbirlerine bir araya geldiklerinde son derece güzel ifadeler kullanmış insanlar. Fakat siz Yavuz Sultan Selim Şah'ın eline ne geçtiğinde ben size anlatayım Şah'ın ne yapacağını. Şah'ın aynı şekilde bir Özbek Sultanı Şeybek Han'ı yakaladığı zaman kellesinden bir tas kadeh. Yapıyor, kadeh yapıyor ve ondan şarabı içiyor. Çok saç. Ya Özbek Sünnilere karşı düşmanlığı çok fazla. Belki Yavuz Sultan Selim Şah İsmail'i ele geçirseydi bu şekil bir davranışı göstermezdi ama öldürteceği kesindi. Evet. Ve geri bırakmazdı. Mümkün değil. Bunu söyleyebiliriz Şah İsmail'i. Fakat hanımına karşı bir muameleyi, onu rencide edici bir muameleyi tarihlerimiz hiç yazdı mı? Ve siz hiç duydunuz mu? Duymadım. Hiç kimse de duymamıştır. Dolayısıyla burada ben İskender Pala Bey'in gerçekten Timur Han'a ve Yıldırım Han'a karşı bir iki tane yabancı romancıda yahut da Hammer gibi Türk düşmanlığını en üst noktada gösteren bir kimsenin eserlerine dayanmak suretiyle almasını hiçbir ciddi Timurlu tarihçiyi ve Osmanlı tarihçiyi okumadan bunu doğruymuş gibi eserinde yazmasını son derece yanlış buluyorum. Çok kötü bir değerlendirme oldu. Bakın hatta bununla ilgili çok güzel bir değerlendirme var. Bizim tarihçilerimizden Hoca Saadettin Efendi Yıldırım Bayezid Han'la ilgili iddialara cevap verirken Timurlu tarihçi Şerefettin Ali Yezdi hakkında bir mütalada bulunuyor. Diyor ki Şerefettin Ali Yezdi kitabında bu konuları açıklarken bir tarafı küçültmede Timur'u yükseltmede aşırı ve ileri gider. Şimdi Timurlu bir tarihçi ister istemez Yıldırım Bayezid'i aşağı gösteriyor. Yani çünkü onu yüceltmesi Yıldırım Bayezid Han'ı yüceltmesi bu defa Timur Han'ı küçültecek. Çok gazi, gerçekten Cenab-ı Hakk'a bağlı, İslamiyet'i yayan bir padişahı böyle bir duruma düşürdüğü için, ona vurduğu için, onu yolundan alıkoyduğu için kötülenecek. O sebeple Timurlu tarihçiler Timur'u yüceltirken Yıldırım'ı ister istemez küçültme noktasına doğru giderler. Hemen hemen bütün yazdıklarını bağnazca dile getirir. Diyor Şerefettin Ali Yezdi için. Ancak iki padişahın konuşmalarını, görüşmelerini anlattığı zaman saygı ve yüceltme gösterilerinden başka bir görünüş, padişahlığın şanına dokunacak bir tutum ya da davranıştan söz etmez. Evet. İkisi de karşılaştıklarında birbirlerine karşı şanlarını yüceltici, çok güzel ve hoş ifadeler kullanmışlardır. Birbirlerine karşı hakaretamiz bir söz kullanmamışlardır. Birbirlerine en iyi ifadeleri kullanmışlardır diye devam ediyor. Bununla ilgili yazılan mektupları geçenlerde bir dostumuz gösterdi. Gerçekten enfes şeyler var karşı birbirlerine karşı. Ya orada birbirlerine karşı savaş öncesi mektuplarda bazı ibareler de var. Var. Ya çok sert olmayan, o bizim yanlış olan ibareler de çok sert değil ama evet. En azından savaşa yöneltecek ibareler de var. Onlar var. Ayrı konu ama savaştan sonra artık mağlup bir hükümdara galip bir insan nasıl davranır? Bunu iyi düşünmek lazım. Evet. Hocam kısa bir ara veriyoruz tekrar. Peki. Üçüncü bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hem Tarih ve İnsan programının üçüncü ve son bölümü tekrar beraberiz. Elektronik posta adreslerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam bir sual var. Efe Süleyman Bey soruyor. Hocam diyor, bahsi geçen eserde 2. Beyazıt'ın oğlu Selim Han'a beddua ettiği söyleniyor. Bunun hakkında neler dersiniz efendim? Evet, eserde onu benim de dikkatimi çekmişti. Kendisi padişah için Yavuz Sultan Selim
babasıyla karşılaştığında sağ elini bir kartal pençesi gibi açıp Sultan Bayezid'in göğsünü şiddetle ittirmesi ve o yaşlı babanın oturduğu minderde yıkılacak gibi sendelemesi gözümün önünden hiç gitmiyor diyor. Bunu kim anlatıyor? Bunu Yavuz Sultan Selim'in yanından hiç ayrılmayan Can Hüseyin adlı en can dostu anlatıyor. Can Hüseyin. Can Hüseyin. En can dostu. Meşhur Can Hüseyin. Onunla hep beraber meşhur Can Hüseyin. Herkes biliyor yani. Hasan Can değil yalnız. Değil, o. Evet. O değil. Biliyorum. Yani hani onun yerine mi birini koymuşlar, evet, diye değerlendirilebilir. Evet. O değil. Şimdi Can Hüseyin bunu böyle anlatıyor ve sağ elini bir kartal pençesi gibi açıp Sultan Bayezid'in göğsünü şiddetle ittirmesi ve o yaşlı babanın oturduğu minderde yıkılacak gibi sendelemesi gözümün önünden gitmiyor ve o da oğul beni zebun ettin. İnşallah şir pençeler elinde can veresin diye mırıldanmış. Şimdi İskender Pala Bey demek ki bu bedduayı gerçek olarak kabul etti ve akabinde de bunu yaptırması için de elini şiddetlice kartal pençesi gibi Yavuz Sultan Selim babasının göğsüne vurdu ve onu minderden yıkacak gibi yaptı. Buna çok kurgu yapılabilir. Eğer siz bu bedduayı kabul ettiyseniz buna çok kurgu yapabilirsiniz. Ancak Yavuz'un kartal pençesi gibi elini yumruğunu vurduğunu yapamazsınız. Çünkü bir kez olsun babasının yanına onu getirmediler. Görüştürmediler. Yavuz defalarca babasına mektup yazdı. Yanına geldi. Uğraş köyünde savaş verdi. Ve bir kez karşı karşıya gelemedi. Devlet adamları onu babasıyla görüştürmediler. Hatta Uğraş köyünde bir gece sanki Selim'in taraftarları saldırmış gibi yaparak onun tarafına saldırdılar, fitne çıkardılar ve bir savaş çıkmasına da sebep oldular. Ve Selim Han güçlükle kurtulabildi. Buna istediğiniz kadar kurgu yapın ama siz onun yanına zaten yanlış olarak söylenmiş bir beddua, bu beddua, bu yok böyle bir şey. Ancak bunu bazı tarihçiler günümüzde hemen herkes sanki böyle bir beddua yaptı diye ifade ediyorlar. Bunu kabul ettiğini varsayalım İskender Bey'in. Ancak bunun yanına sanki birbirleriyle yumruklaşmışlar gibi. Sen kimin yanında kime dokunuyorsun? Onun yanında öyle solaklar, öyle şeyler var ki nereye dokunuyorsun? Anında adamın kellesi gider padişaha bu şekilde davranış yapacak, vuracak. Sen ya Osmanlı padişahını tanımıyorsun, yanına nasıl gerilir bilmiyorsun, yanında kimler vardır anlamıyorsun ve dolayısıyla böyle bir hezeyanı da romanına yazabiliyorsun. Son derece yanlış. Böyle bir durum kesinlikle yok. Kaldı ki şeyi dahi yok. Bedduası dahi yok. Yani kesinlikle. Hatta kaynakları okumuş olsa bunu araştırmak için Yavuz Sultan Selim'e son anda saltanatı teslim ettiği zaman mübarek olsun diye dua ettiği ve çok nasihatlerde bulunduğu yazılı. Biz bunu kayı 3'te uzun, evet, bir şekilde uzun anlattık. Şekilde. Kaynaklarından misaller gösterdik. Eğer kayı kitabını şöyle bir görmüş olsaydı belki 20 tane böyle roman çıkartabilirdi İskender Pala Bey. Onun bu yönü var. Evet. Onu bir yabana atmayalım. Ancak biraz kaynakları fazla elden geçirmesi lazım. Ben burada kitapta da görüyoruz Bey. Evet. Arkasında bakın kaynaklar var. Evet. Belki 50 tane kaynak yazmış değil mi? Evet. Fakat sen burada aldıklarını hangi kaynaktan aldın? Ben onu bilmiyorum içerideki. Mesela babasını ittirmesi, babasının bedduası. Bunun bir kaynağı var mı? Arkaya 50 kaynak yazmakla bir doğru dipnot kaynaktan aldığını göstermiyor. Burada ben onun hangi kaynaktan alabileceğini biliyorum. Hiçbir işe yaramayan, hiçbir kaynak değeri olmayan, hiçbir ilmi değeri olmayan bir eserden burada arkada görüyorum. Oradan da almış olabilirsin. O zaman kaynağını göster bakalım derler adama. Yani son derece yanlış, hatalı bir ifade. İkinci Bayezid Han'ın hiçbir yerde gösteremezler. Çünkü oğula beddua, devlete bedduadır. Oğula yani beddua, dine bedduadır Osmanlı'da. Zira onun şahsında din ve devlet mündemiştir. Onun yaşaması dinin ve devletin. O sebeple vefat eden padişahın cenazesini kaldırmadan önce yeni padişahı tahta çıkartırlar. Devlet olmalı. O dini devlet mülkü millettir. Hani biz bir din biliriz, bir de padişah, 1000 yıl ömür versin, yaradan Allah anlayışı ve bakışı vardır padişaha karşı.
Yine Busbek'in Osmanlı padişahlarını din gibi, devlet gibi görüyorlar. Padişahlarına Türkler çok bağlılar. O sebeple hep padişaha karşı olan bu bağlılıklarını kırmamız lazım diye ifade ediyorlar. Busbek. Şimdi ikinci Bayezid Han gibi veli denilen, Osmanlı padişahlarının içerisinde çok kimse söylenir. İşte velidir, şunlar velidir, bu velidir diye ifade ederler ama siz bana ikincisini söyleyemezsiniz. Veli lakabını almış. İkinci evet. bir padişah söyleyemezsiniz. Demek ki bizzat bunu hak ettiği bir şahsiyet, bir davranış, bir özelliği var ikinci Bayezid Han'ın. Dolayısıyla veli lakabını almış bir kimsenin devletinin geleceğine imza atacak olan, devleti dini mesabesinde bulunan oğluna böyle bir beddua etmesi düşünülemez. Ama bunu maalesef sanki çok kesinmiş gibi ve buna bir de kavga dövüş katmış işin içerisine. Evet. Evet. Son derece yanlış bir tabir. Evet. Peki başka tezatlar var mı gördünüz hocam kitap hakkında? Ya, kitap hakkında başka tezatlar çok var açıkçası. Çok var. Bununla ilgili böyle küçük bir din okuyucularımızı, dinleyicilerimizi daha da bilgilendirmek açısından bir tenkit, bir kitabiyat kitabı açıklayıcı bir bilgi yazıp internete de koymayı düşünüyorum açıkçası. Evet. Mesela Kızılbaşlar hakkındaki fetvaları değerlendirirken onları Şeyhülislam Zembilli Ali Efendi, Müftü Nurettin Sarıgürs, Kemal Paşa Zade'yi almamış. En meşhur fetvalardan bir tanesini Kemal Paşa Zade yazmıştır. Şimdi mesela bunlar bu fetvaları verirlerken yöneticilerin baskıları ile mi verdiler? Veya iştah kabartan tekliflerine tamah ederek mi verdiler? Yani şimdi bu alimlere iştah kabartan teklifler. Nedir iştah kabartan teklifler? Yani Yavuz Sultan Selim hiç fetva almadan da buraya gidebilirdi. Sanki bu ortalığa bir din emri gibi yayıldı. Ve görevlendirilen insanlar iştahla kızılbaş avına çıktılar. Zannediyorsunuz Anadolu'da nerede kızılbaş varsa öldürünüz gibi bir fetva verildiği ifade ediliyor. Halbuki aynı kişi daha evvel yine eserde Şah İsmail'e yakın duran ne kadar kızılbaş varsa yoklama defterlerine yazdırtıldı diyor. Bu da çok yanlıştır. Şah İsmail'e yakın duran olmaz. Anadolu'da son 5 senede ciddi manada isyanlar var. Hadım Ali Paşa, Osmanlı Sadrazamı nerede öldü diye sorarlar insana. Osmanlı Sadrazamı bu isyanlar içerisinde öldürüldü. Şah kulu baba tekeli isyanı var. Çok meşhur Nur Ali Halife isyanları var. Şehzade Korkut onların elinden güçlükle kurtuldu. Hazineleri onların eline geçti. Çok ciddi isyanlar var. O zaman bu isyanlara biraz değinirsiniz ve bu isyanlara katılan, bugünkü manada terörist noktasında olan insanların defter ettirildiğini yazarsınız. Şaha yakın olan değil, Alevilerin, o günkü veya Kızılbaşların, kendilerine öyle kaynaklarda söylendiği için söylüyorum. Hepsi zaten oraya yakındı. O zaman Beşik'ten işte en yaşlı 7'den 70'ine kadar herkesi öldürttüğü manasını da çıkar. Halbuki evet. böyle bir durum söz konusu değil. Bizzat olaylara karışmış olanlar öldürtülüyor. Burada da ben ciddi hatalar gördüm. Ve bunun gibi pek çok meseleler var. Evet. Son olarak hocam kitabın genel olarak kurgusunu nasıl buldunuz? Vallahi ben açıkçası kurgusunu da hiç beğenmedim. Ya böyle bir eser çok daha hoş kurgular yapılabilir. Mesela beğenmedim deyince Taşlı Hatun'un yanında Kamber var. Yavuz'un yanında Can Hüseyin var. Evet. Şimdi Yavuz'un bir numaralı adamı. Siz bunun sünniliğinden şüphe eder misiniz? Etmeyiz. Ama adam sünniliğini tartışıyor devamlı. Yavuz'un hiçbir sözüne içinde hep reddediyor. Ve bir de Şah'ın yanında kardeşi var bunun, Hasan. Çaldıran Savaşı'nda Hasan ölüyor ve bu Hasan'ın yerine geçiyor. Şii oluyor oradan o tarafa. Evet. Ve Şah da bunun farkına varmıyor. Bir hükümdar. Yani. Şah gibi bir adam, iki ikiz kardeş gibi birbirine çok benzeyen kardeş. Biri değişiyor. Siz şimdi birdenbire bir başka sarayın nasıl alışırsınız, nasıl tanınırsınız, nasıl edersiniz? Ben çok gülünç buldum açıkçası kurguyu da. Evet. Çok gülünç. Yani Yavuz'un yanındaki bir adam Şah'ın yanına bir günde geçiyor bir savaşta ve hiç tanınmıyor. Kim olduğu bilinmiyor. Hasan diyorlar buna. Hadi Hasan gidiyoruz. Öbür Hasan öbür tarafa geçiyor. Evet.
akıl alacak bir şey mi açıkçası? Evet. Normal mi? Normal değil. İşte, Taşlı Hatun. Yavuz'a mı aşık, Şah'a mı aşık? Muamma. Muamma. Hepsine aşık. Ona da. O da üzülüyor, onda da üzülüyor, bunda da üzülüyor. Yani kime aşık bu kız? Daha başka aşıkları da var Ömer diye. Şah Taşlı Hatun'la hiçbir araya gelemiyor. Ortada bir kılıç duruyor. Ya zannediyorsun çocuk bu adam. Yani o kadar şeyler var ki ben romanın açıkçası kurgu bakımından tarihi hataları da ortadan silebilir. Biraz İnsanlar, aceleye gelmiş o zaman. Dehşet aceleye gelmiş. Evet. Yani böyle bir romanın açıkçası hele tarihi bir roman açısından bakıldığı zaman çok zayıf olarak değerlendirebilirim. Sevgili TGRT FM dinleyicilerine iyi akşamlar diliyorum. Süremizi geçtik. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Ellerinize sağlık, dilinize sağlık. Sevgili dinleyiciler, bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirli Bey hazırladı. Ana kumanda masasında Muhittin Sami Yayıngöl yardım etti ve ben Deniz Fehim Harmanca sundum. Hepinize hayırlı akşamlar.